Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Deniz. Bugün sizlere kolayca fixlerini nasıl yapılır onu anlatacağım. Yani 10 dakikada durup izleyip yapabileceğiniz bir şey. Videoyu durdurup izleyip yapabilirsiniz. Öncelikle ben logo yapmayı tercih ediyorum. Buradan benim logomun ayı dosyası. Şu yarım sıramak olur diye bıraktım. Bu da sitare. Bu 1 olacak her zaman. Bu da santimetre kadar. Zaten bunlar ayarlı olur. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Ok diyoruz. Logo geldi. Gördüğünüz gibi benim logom kaç parça? 2, 3, 4, 5 parça benim logom. 1 parça olan da var, 10 parça olan da var. Mesela 5 parça benimki. Buradan 5 tane. Extrude nerd çalıştırıyoruz. Mesela 1. Bunları ok aşağı bakacak şekilde içine sürüyoruz. Tek bir, tek bir, tek bir. Bunların hepsini en baştakine tıkladıktan sonra şifle en alta baza seçiyoruz. Buradan kalınlığın inceliğine ayarlayabiliyoruz. İncelik değil. Buradan da logonun boyutunu ayarlıyoruz. Biraz küçülteyim çünkü diğer sayfaya açacağız. Büyük olacak o zaman. Sonra Create Object Null diyoruz arkadaşlar. Null. Nasıl okunuyorsa artık. Bunları seçtikten sonra Null'un içine sürüklüyoruz. Null'a tıkladıktan sonra CTRL-C Window'dan Large'ımızı açıyoruz. Yapıştırıyoruz. Ya, gördüğünüz gibi logomu görüyoruz. Bu altta materyaller isimlerini veririm ben. Bu benim genelde kullandığım materyaller. Lightroom'un da ismini veririm videonun açıklamasında. Bu videoyu çekme amacım bizden istemeniz yerine tasarımcılara yalvaran bile var neredeyse. Kendiniz yapın, en azından küçük düşmeyip kendiniz yapmanız için çekiyorum. Zaten kolay yapımı. Öğrendikten sonra zaten bir kere yapın eliniz alışır. Bir saniye. Şimdi logonun duruşunu belirleyin. Mesela yana yatık, sağ sol. Ben nasıl yapayım? Yapalım. Şu şekil iyi benimki. Şu Lightroom'u da ayarlayalım. Sonra logonun şu dış tarafına çerçeve eklemek istedim mesela. Şimdi nalı açıyoruz. Mesela logonun en büyük parçası neresi bende? Şu. Bu. CTRL-C, CTRL-B diyoruz. Array'a gelip, pardon. Array'a gelip, atom array'a diyoruz. Array. Extrude'u görmüş olduğunuz, şurada kopyaladığımız ekstrudu atom array'in içine atıyoruz. Bir çerçeve oluştu ama buralar kalın, böyle yuvarlak yuvarlak şeyler çıktı. Atom array'in içerisinden sonra buradan ben genelde hepsini, şu ikisini bir, bunu da 5 yapıyorum. Sonra çerçeveyi istediğiniz renk nasıl bir şey yapayım? Mesela ben yeşil bir şey yapacağım diyorum. Genelde kullandığım renk yeşil. Sonra logoya bir kere tıkladıktan sonra projeksiyonu projeksiyon kubik şimdisi de işaret koyuyorum. Materyalin daha net kalacak çıkması için. Ama çerçeve biraz ince oldu. Nereye tekrar tıklayıp bunları taş bir iki bunu da ikna yapayım. Şimdi logoya renk vermek kaldı. Gördüğünüz materyal de kötü durdu. Materyali bir kez yaptıktan sonra aynı şekilde kubik sim istiyorum. Materyal daha hoş görüktü.
Şimdi mesela bütçe biraz ekleyelim. Yazıyı logon ne üstünde mi, altında mı, ortasında mı, nerede duracak, ona göre ayarlıyoruz. Şöyle. O tekst atıldıktan sonra tekste isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Depten de yazının inceliğini, kalınlığını ayarlayabiliyoruz. Font da açıyorum arkadaşlar. Güzel beğendiğiniz fontlar kurulur. Özellikle hangisi güzelse kendinize göre. Mesela bu fontu da biraz yazıyla da şöyle. Yazınız belki bir kısaysa, benim mesela 3 harfli horizontal spacing'den aradaki mesafeyi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle yapacağım. Şöyle. Yine yazıya tıkladıktan sonra caps, file cap, file cap. Bunları steps'i 2, radyusu 3. Aynı şekilde bu da 2, 3. Böyle bir görünüm oldu. Yine buna da bir çerçeve ekleyelim. Ctrl-C'ye de kopyaladıktan sonra buraya gelip atomya değiyoruz. Kopyaladığımız teksti nereye sürüklüyoruz. Yine böyle şeyler oldu. Yuvarlaklar kaldı. 1 yapalım, 1 yapalım. 5 yapalım. Çok kalmadı. Yine buraya istediğimiz rengi verdim ama alttaki çerçeve yeşil olduğu için bu da yeşil oluyor. Yine sürükledik. Kubik kisimiz. Alt siyah olduğu için biraz daha açık renk seçelim. Üst noktada. Dediğim gibi materyal pekin ismini vereceğim. Kaç materyal pek? 1. 3 materyal pekten oluşuyor bunlar. Ben beğendiklerimi aldım yıl önce. Aynı şekilde Kubik Seamless şeyde, materyalde kesik kesik işaretlerin olmamasını sağlıyor. Kubik'te yazıyı şey, materyalin rengini yaz fontunuza göre ortalamayı sağlıyor. Yaptık bu şekil. Mesela burada çok boş durdu. Şuradan alt kısma mouse bozuk olduğu için tıklarken sorun çıkarıyor. Bir şeyler eklemek istediniz. Mesela Shapir. Shapir böyle çok sade durur gördüğünüz gibi. Ben bu Shapir'e genelde şöyle kaya görünümü veren bir materyal var bende. Bu materyalin ismini de verdim. Peki. Ücretsiz burada güvenlik kullanım materyali. Ancak da Kubik Seamless. Şöyle bakalım. Materyalin kaya şeklinde görünmesini sağlıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Şöyle bir görünüm elde ettik. Bu şekilde. Şapiret bir kez kattan sonra CTRL'ye basılı tutarak bir sağa çekiyoruz. Bir tane de o kopya. Bunu istediğimiz gibi ayarlıyoruz arkadaşlar. Artık size kalmış. Bunu da aynı şekilde. Bunu da biraz daha büyüteceğim. Gördüğünüz gibi 4 tane oluşturduk. Şimdi bunlara da mesela böyle yaptığımızda çok boş durur.
siyah bir görünüm çok kötü olur. Mesela Photoshop'ta CC verirken falan siyah fazla belli olmaz. O yüzden bunlara da çerçeve, ama değişik bir çerçeve ekleyeceğiz. Şöyle delik deşik kaya gibi şeyler çıktı. Şu şapiri az daha şuraya alayım. Tamam. Mesela şapirden şuna tıklayıp CTRL C CTRL V diyoruz. Yine Atomer'e gidiyoruz. Kopyaladım şapiri. Atomer'in içine atıyoruz. Bunda da bir çerçeve oldu gördüğünüz gibi. Aynı şekilde 1 1, bunda şu 8 önemli değil, fark etmez o. Buna şu yeşil rengi veriyoruz arkadaşlar aynısına. Gördüğünüz gibi bir saniye açılsın, yani render atsın. Çok ince oldu. Çünkü alttaki materyal kaya görünümü verdiği için karışık oldu. Biraz içte biraz dışta oldu. O yüzden şunu kalınlaştırıyoruz. Mesela 3 yapalım. Bu da çok kalın oldu. 2 2. Ve şimdi bakalım. Böyle güzel bir görünüm oldu. Aynı şekilde bunları hepsini uyguluyoruz. Tane bundan, 3 tane bundan kopyaladım. Hepsinin tek tek içine atıyorum. Kopyaladıklarımı Atomer'i seçip sonradan yaptıklarımı, şu alttakini değiştireceğim sadece. 2. Hepsine aynı rengi veriyorum. Şöyle bir şey oldu. Şimdi bir de şuradan böyle çok boş durur. Yani render yaptığınızda hem ortada küçük durur hem de çok boş durur. Bunun için şuradan şu freehand tıklayıp rastgele bir çizgi çiziyoruz. Mesela şöyle yukarı doğru. Bir de alttan şu olmadı. Alttan şu ne olmuyor? Alttan şu bunu. Şöyle bir de şu köşeden şöyle. Bir de şuradan şöyle olsun. Şimdi 4 1 2 3 4 4 tane olduğuna göre plugin istiyoruz. Wrapper. Bunun da YouTube'da arayarak bulabilirsiniz. Kolay bir kurulum var zaten. Kopyalıyoruz aynı şekilde 4 tane. Hepsini tek tek içine atıyoruz wrapper'ları. Yandaki eksilerden kapatalım. Şöyle bir görünüm elde ettik. Bunların yerlerini ayarlayacağız şimdi. Şunu mesela çok önde, biraz geriye, şu şeyin içinden çıkmış gibi. Şu hangisi? Aynı şekilde bunu da biraz geriye. Bunu da. Daha bunlar basit şeyler arkadaşlar. Modelleme falan var. Bu videoya ilgi gelirse onlar da video çekebilirim. Şöyle ayarlayayım şunu. Şimdi bunların hepsini seçiyoruz Shift'e basılı tutarak. Mesela şuradan tekrar seçelim. Radius'tan kalınlığını, Distance'tan nasıl diyeyim, çok boğuk olmasını sağlıyorsunuz. Nasıl desem, İşte boğuk bir şey. Bu strength'ten kaç şey olduğunu, ne diyorlar buna, kaç bar olduğunu şey yapabiliyorsun. Ben şöyle kullanıyorum mesela, bunu bir yaptım. Kopyaladım. Şu sıklık, bunu da böyle ayarladım. Kalınlığı biraz arttırdım 4'ünde de. Şimdi bunu bir yapmamın sebebi, şimdi bu seçtiklerimden CTRL-C, CTRL-V 4 tane daha kopyalıyorum. Bu kopyaladıklarımızda strength'ini 2 yapıyoruz. Şimdi bunun 4'üne şu siyah materyali vereceğim. Güzel, daha güzel bir görünüm olacak. Şimdi bakın. Bir saniye. Niye gelmiyor abi?
çalışma olsun biraz aşağıda. Şu alttaki 4'e şu materyalde veriyoruz. Verdik şu materyalleri. Aynı şekilde kubik sims yapıyoruz. Diğer 4'e de şu yeşilden veriyoruz. 1, 2, 3, 4. Verdik, gördüğünüz gibi bazıları full yeşil oldu. Şu siyahların olduğu şeyleri seçtikten sonra wrapper'ları, bunun radius'unu bir tık arttırıyoruz. Gördüğünüz gibi yarısı yeşil, yarısı siyah oldu. Bu da, pardon, güzel bir görünüm elde sağladı. Şimdi bir render'dan şuraya bakalım. Materyaller biraz ağır materyal olduğu için render'da biraz zor olabilir. Bu şekilde bir görünüm aldık. Bir çizgi, siyah bir çizgi için. Bu da tasarımımıza güzel bir renk kata. Bugünlük bu kadar benden arkadaşlar. Umarım öğrenmişsinizdir. Bu videoya iyi gelirse Photoshop partımda paylaşabilirim. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın.